اسم هذه المدينة معين. ها في القرآن موجود. أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم من ماء معين. هكذا نسيته. خاصة المنارة أعجبتني. صلاح الدين ماسك. الآن أشاهد أراضي فلسطينية، أليس كذلك؟ مزبوط. هذا القسم بعد قليل سندخل هناك. وهذا قلت جبل نيبو. نيبو هناك ماذا؟ آصاي موسى. سيدنا موسى. آصاي سيدنا موسى. السياح يزورون لمشاهدة هذا العصا. Evet, şu an Amman Havaalanı'ndan Melik Hüseyin Köprüsü'ne doğru giderken yolun ortalarında Filistin arazisini görmüş bulunuyoruz. O Elvasi. Hada Elbahrul Meyit? Hayır, Filistin. Ha, Filistin. Evet, Filistin. Hayır, Elbahrul Meyit. Ha, hada Bahrul Meyit. İbanu İsrail. Evet. Evet. Filistin toprakları. El aradil mukaddesetil filistiniye. Bade karis usbihu fi dâkhilihi. Ve fi canibihi el bahrul meyyit. Sebep el cev el dababi rubbama el müşahede sahab. Lakin enara. يلا طلعينا حاجه. Evet, Kudüs'te bulunan surlar, malumunuz Mescid-i Aksa, Kubbetü's Sahra, bu surların içinde çok büyük bir alanı ifade ediyor. Ben bu alanı çok rahat bitirebileceğimi düşünürken umduğumdan da fazla büyük geldi. 7 tane kapısının olduğu söyleniyor. Bir tanesi kapalı. Her gün ben birini keşfetmeye çalışıyorum. İşte Şam kapısı, Yeni Kapı, İşte en son Aslanlı Kapı vesaire, birçok kapıdan geçtim. Sanırım kapalı olan kapı da şurası. Evet, orada kapı var ama girilmiyor. Dolayısıyla inşallah tüm bu kapıları hem de bütün eski Kudüs'ü görme şansını elde edeceğiz. Merhaba değerli arkadaşlar. Şu an çok ilginç bir noktadayız. Şu an Mescid-i Aksa'nın, yani eski Kudüs'ün yerleşim alanının bulunduğu duvarların dibindeyiz. Burası doğu tarafı oluyor Kudüs'ün. Buradan aşağı indiğimiz zaman sol tarafta Zeytin Dağı var. Evet, bununla bunun arasında bir mezarlık var. Onlarca, yüzlerce, binlerce, 150 bin tane Yahudi mezarının olduğu söyleniyor. Bunun esprisi de Yahudi inancına göre gelecek Mesih'in Zeytin Dağı'na inip oradan Kudüs'e geçeceği dolayısıyla burada yer kalmamış söyleniyor. Yer almak isteyenler de 20 bin dolardan başlayan bir fiyat ödemek zorundalar. Evet, Kudüs'ün enteresan noktalarından bir yerinden sizlere yayınımızı aktarmış olduk.
değerli Müslümanlar, bugün 5 Temmuz 2024. 5 Temmuz 2024 günü sizlere güzel bir alandan yayın yapma heyecanını yaşıyoruz. Şu an Filistin'deyim. Filistin'in Kudüs bölgesi ve Kudüs bölgesinde de Zeytin Dağı üzerindeyim. Zeytin Dağı, zeytinlerin çokça olmasından dolayı bu adla anılmış ve bir bu dağı önemli kılan diğer husus ise Zeytin Dağı'nın gördüğünüz gibi Kudüs'ü tamamen manzara olarak alabilmesi. Evet, gördüğünüz gibi arkadaki yer alan yapı Mescid-i Aksa duvarlarla çevrilmiş. Eski Kudüs, Doğu Kudüs olarak geçiyor. Burada göze çarpan en önemli unsur Sarı Kubbe'li Kubbetü's-Sahra altında muallaka taşı dediğimiz taşı kucaklayan bir kubbenin olması. Tabi Mescid-i Aksa o gördüğünüz tüm avluyla birlikte şurada hemen Kubbetü's-Sahra'nın solunda yer alan siyah kubbeli yer, namaz kılınan yer olarak da söyleyebiliriz. Mescid-i Aksa orasıyla beraber tüm avlu olmakta. Evet, burayı Müslümanlar için önemli kılan birkaç husus var. Birincisi, Müslümanlar Mekke'ye yani Kabe'ye yönelmeden önce ilk kıbleleri burasıydı. Biz buraya doğru yöneliyorduk. Daha sonra Kabe kıblemiz oldu. İkinci husus ise Peygamber Efendimizin Miraç'a çıkarken uğradığı uğrak noktalardan bir tanesi de burasıdır. İsra suresinde de geçtiği üzere Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüten Rabbimize hamdolsun diyoruz. Tabi orada Burak taşından yukarı doğru yükseliyor. Diğer önemli husus ise üçüncü nokta. Peygamber Efendimiz namaz kılmanın en faziletli olacağı noktaları sayarken Kabe-i Şerif'i birinci sırada, Mescid-i Nebevi ikinci sırada, üçüncü sırada ise şu gördüğümüz Mescid-i Aksa'nın bulunduğu mescidi bize tavsiye etmiş. Bizler de bu nimet vererek buraya geldik. Ve diğer bahsetmem gereken husus ise Zeytin Dağı ile o gördüğümüz Mescid-i Aksa arasında bu kalan noktada mezarlar var. Bu mezarlar Yahudilere ait ve onlar gelecek Mesih'in Zeytin Dağı'ndan Kudüs'e doğru ilerlerken kabirlerinden kalkarak onlara eşlik edebilecekleri düşüncesiyle buradan mezarlar alıyorlar ve buraya dünya kadar para ödüyorlar. Evet, sizlere Zeytin Dağı'ndan Mescid-i Aksa'dan selam ederiz. Allah hepinize bu yerlere gelmeye, gitmeyi nasip etsin. Ve cealna min beyne eydihim sadda ve min halfihim sadda sadda ve min halfihim saddan fahşeynahum fahum la yubusirun. Evet arkadaşlar, şimdi Kudüs, eski Kudüs'ün etrafını çevreleyen surları görüyorsunuz. Evet, bu surlar çok geniş bir alana yayılıyor ve içeriye 7 tane kapıdan girilebiliyor. Bir tanesi açık değil, 6 kapı kalıyor. Ben şu an aslanlı kapıdan girmeye çalışacağım. Malum içeri alma taraftarı değiller. Bakalım Yasin suresinin bereketi bizim de gayretimizle, arkadaşların tavsiyesiyle çıkmış olduğumuz bu yolda Mescid-i Aksa'ya girme imkanı yakalayacak mıyız? Onu göreceğiz. Estaizu billah. Ve cealna min beyne eydihim sadda ve min halfihim sadda sadda ve min halfihim saddan fahşeynahum fahum la yubusirun. Sadakallahul azim. Şu an Şam kapısından girip Mescid-i Aksa'ya giden yoldayım. Evet, gördüğünüz gibi Müslümanlarla Yahudiler burada bir aradalar. Evet, uzun ince bir sokakta ilerliyorum. Sağlı sollu satışların yapıldığını görüyorsunuz esnaflar tarafından. Her şeyle büyüleyici. Yani bu yolu yürüyerek gitmek uzun olmasına rağmen büyük keyif veriyor. Evet, bugün Aslanlı Kapı'dan girişte izin verilmedi. Müslümanlar girebilir dendi. Daha sonra Türk'üm dendiğimde yine izin verilmedi. Bakalım bu sefer girişimiz başarılı olacak mı? Esselamu Aleyküm. Kudüs'ten selamlar. Evet, birazdan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmiş bulunuyorum. Evet, o meşhur Kubbetü's-Sahra'yı ilk müşahede edişim.
Çok güzel görünüyor. Altın sarısı. Güneş gibi parlıyor. Tabi etraf irili ufaklı eserlerle de daha önce videolarda izlediğimiz gibi dolu. Şu muhteşem görüntüyü sizlere aktarmaktan memnuniyet duyuyorum. Merhaba arkadaşlar, şu an Mescid-i Aksa içerisinde Kubbetü Sahra'dayız. Kubbetü Sahra ilk kendini özel kılan kubbesinin rengi ama daha özel kılan kubbenin altında bulunan Hacerül Muallak, Peygamber Efendimizin İsra gecesi o taşın üzerinden semaya gittiği söyleniyor. Efendimiz Ömer radıyallahu anh bu kubbeyi yaptığı söyleniyor. Tabi burası genel olarak Mescid-i Aksa. Ise Mescid-i Aksa'nın ortasında lamba gibi parlıyor. Bütün Müslümanların buraya gelmesini tavsiye ediyoruz. Allah'a emanet olun. Evet. Şerahtı kalilen. Evet, Mescid-i Aksa'nın içindeyiz. Kıble Mescidinden sizi çok daha harika bir manzaraya döndürüyorum ki burası Kudüs'ün neresinden bakılırsa bakılırsın lamba gibi parlayan, ışık saçan, kendine has İslami mimarisiyle insanın gözünü büyüleyen sarı kubbesiyle alameti farika olarak bariz eden Hazreti Ömer'in yaptırdığı ve altında Hacer-i Muallak dediğimiz peygamberimizin miraca çıkarken basamak olarak kullandığı kayayı örten Kubbetus Sahra adlı mekanı sizler için çekiyoruz. Evet, merdivenlerden ve sütunlardan geçerek buraya ulaştığımızı söyleyebiliriz. Evet, Kubbetü Sahra'nın içindeyim. Evet, şimdi içinden Kubbetü Sahra'yı gösterelim. Evet, burayı önemli kılan bir taş Hacerül Muallak, yani havada asılı kalan taş anlamına gelen kelimemiz. Bu nereden geliyor? Peygamberimizin miraca çıkacağı zaman bu taşa basıp yukarı çıktığı, kayanın da kendisi birlikte gelmesiyle birlikte taş sen dur diyerek havada asılı kaldığı rivayet ediliyor. Evet, mimar olarak gördüğünüz gibi taş buradan görünüyor. Aşağıya indiğimizde de taş sanki havada asılıymış gibi bir görüntü karşımıza geliyor. Evet, şöyle taşın olduğu yere sizi sokacağım. Evet, her yer mimari açıdan çok güzel. Evet, Kubbetü Sahra'mız. Evet, şu an kayanın altına gidiyorum. Tekrar geri çıkıyorum. Burada peygamberlerle peygamberimizin miraç öncesi namaz kıldığı söyleniyor. Şu an Kubbetü Sahra Hazreti Ömer tarafından yapılan Kubbetü Sahra'nın etrafını sizlere gezdiriyorum. Evet, bu Mescid-i Aksa ile karıştırılıyor. Mescid-i Aksa dediğimiz bölgenin tam ortasında kalan bir yapı. İlk İslami mimar ilk örneklerini taşıyan bir cami. Evet, dışarıdan da sarı görünüyor. Gördüğünüz gibi içeriden de sarı rengi bu yapıya hakim olduğunu söyleyebiliriz. Evet,
Kıyamet Kilisesi'nin içerisindeyiz. Evet, her yerde Hazreti İsa ve Meryem'e yapılan süslemeler, güzellikler. O dehşet git bitmiyor. Destansı bir güzellik bizi bu kilisede bekliyor. Kilise birçok bölümü, kısmı içermektedir. Nerede, ne şekilde biteceğini kestiremiyorum. Evet, her yerde süsleme, her yerde resim, her yerde o günün, İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı günlerinin, son günlerinin örneklerini görmek mümkün. Ağlama duvarına doğru ilerliyoruz. Bakalım girebilecek miyiz? Evet, Mescid-i Aksa göründü. Evet, ağlama duvarı da göründü. Yahudilerin ağladığı yer Mescid-i Aksa'mız. Evet, Mescid-i Aksa'nın duvarlarından biri ağlama duvarı. Evet, Yahudiler buraya gelip ayinlerini yapıyorlar. Bizim de buraya girmemiz nasip oldu. Evet, duvara şöyle bir yaklaştırırsam ne yaptıklarını göreceğiz. Demin az daha kadın bölümüne giriyordum. Uyardılar. Buraya sadece kadınlar girer dediler. Şöyle sağa bakarsanız sağda kadınlar var. Solda erkekler. Erkek kadın ayrı yani. Evet, birazdan bu iç kısma da gireceğiz. Dün malum içeri girememiştim ama o gün girmek nasip oldu. Farklı kapıları deneyerek. Evet, burası da geniş avlusu. Evet, burada insanlar toplaşıyor. Buradan ağlama duvarına gidiyoruz. Evet, şu an ağlama duvarı içerisindeyim. Evet, etrafımız Yahudilerle dolu. Evet, şöyle etrafımda 360 derece geziyorum. Ağlama duvarı. Evet, Süleyman Mabedi'nden geriye kalan tek duvar olduğu için onlar için önemli olduğu söyleniyor. Ağlama duvarı içerisindeyim. Evet, gördüğünüz gibi gayet yüksek. Evet, hemen arkasında Mescid-i Aksa var. Burası yıkılan Süleyman Mabedi'nden geriye kalan tek eser olduğu için burası onlar tarafından önemseniyor. Evet, her vesileyle daha önce televizyonlarda gördüğümüz şarkıları mırıldanıyorlar. Evet, şu an güneş gitti, biraz rahatladık. Şu korunan alanda özel bir ekip var sanırım. Onlar orada dua ediyor. Evet, şurada sallana sallana ibadet eden Yahudiler. Evet. Nüveddi'u l-beyt, beyt-u emced. Lakin evvelen nüveddi'u sahibi l-beyt. Evet, ma'as-selame. Evet, el-veda karyetü messe ve el-veda beyt-u emced. Ba'da kalil نصل إلى رام الله لكن الآن تشاهد بعد ساعة ونصف طريقنا طويل الآن نحن داخل قرية مسة انظروا الشوارع عريضة والمباني طوابقه قليلة والناس طيبون
vel üsretülleti ene bakaytu fihi atyavu üsretin fihi kariyeti messe kes ba'dun nas yemutuna cu'an ene semutu şeba'an ekeltu tekellemtu nimtu kulluha kâne ceyiden. Evet. Maasselame. Evet, şu an Ramallah'a giderken zorlu bir yoldan geçiyoruz. Sebebi de savaş sonrası başlayan uygulamalar. Normalde daha rahat gidebileceğimiz bir yol varken şu an uygulamalar neticesinde zorlu bir yoldan ilerlemek zorunda kalıyoruz. Evet, inişler, çıkışlar, kamyonlar ve trafik vesaire derken varışımız uzuyor. Az önce bir kamyon vardı önümüzde. Plakası maviydi. Mavi olan diğer yoldan, yani güzel yoldan gitmişken bu yeşil plakalı araç ve biz de dahil bu yolu kullanmak zorunda bırakılıyoruz. Evet. Evet, elen il taka şahineten. Evet, iki kamyon bir araya geldi ama görüyorsunuz sıkış bakış gidiyoruz. Böyle bir imtihan yaşıyor burada yaşayanlar. Evet, bakalım bu badireyi atlatabileceğiz mi? Kamyon epey bizim sürüş rahatımızı kaçırdı ve yolumuzu zorlaştırdı. Evet, şu an Filistin'deyiz, Kudüs'teyiz, Yeni Kudüs'teyiz. Evet, canlılığı, hareketliliği, yeniliği, modernliği, temizliği, her şeyi burada görebilirsiniz. Evet, şu gördüğümüz hat boyu tramvay. Yukarı doğru, oradan da bilmediğim noktaya kadar tramvay gidiyor. Sağlı sollu kafeler, alışveriş merkezleri bulunmakta. Evet, tramvay yanımızdan geçiyor. B1 numara demiş. Evet, şöyle inerken çekelim. Evet, tramvayıyla, yollarıyla, çarşılarıyla, kafeleriyle, ışıklandırmasıyla, her şeyiyle. Evet, bu taraf çok daha nezih, temiz, düzenli görünüyor. Evet değerli arkadaşlar, şu an merhaba değerli arkadaşlar, şu an Kudüs'teki son gecemiz, neredeyse bir haftayı dolu dolu geçirmiş bulunuyoruz. Başta Kubbetü Sahra ve Mescid-i Aksa olmak üzere ziyaretlerimiz ve ibadetlerimizde anlamlı bir seyahatimiz oldu. Tabii bunun içine hem arkada gördüğünüz eski Kudüs'ün Şam kapısından girerken ortaya çıkan üç dinin, Yahudi, Hristiyanlık ve Müslümanlığın karışımını gördüğümüz sokaklar ve onun dışında modern Kudüs ve onun dışında da bir üniversite öğrencimizin, Emced'in davetiyle bir Filistin aileye ziyaret edişimiz, bunların hepsi gezimizi güzelleştirdi. Gittiğimiz yer eski Kudüs burası. Evet, buradan şu an bu kapıdan eski Kudüs'e giriliyor. Dar sokaklardan ya Mescid-i Aksa'ya, ağlama duvarına, ya Kıyamet Kilisesi'ne ya da anlamlı birçok noktaya seyahat edebiliyorsunuz. Evet, benim otelim de hemen burada ve bu noktadan da yarın ayrılacağım ve Ürdün'e geçmiş olacağım. Şu an çarşıda yürüyoruz.
ezandan önce burada sünnet gereği Kur'an okunuyor. İleride İsrail askerleri var. Tetikte gördüğünüz gibi. Evet, şu an Ramallah. Oradan da Nablus'a gideceğim. Filistinli öğrencim Emcid'in ailesi oradaymış. Ziyaret edeceğiz. Evet, Kur'an-ı Kerim sesini dükkanlarda, otobüslerde her yerde duyabiliriz. Otobüste de Kur'an sesi şu an duyabiliyorsunuz. Evet, birazdan Filistin'in çok daha zorlu bölgelerine seyahat edeceğiz. 6 şekere otobüse bindim. Yani 6 kere 10, 60 lira.